Merhabalar, İlker Nebi Mutfak'tan Defne ben ve şimdi 7 ay ve üstü bebeklerimiz için harika ikili bir sebze püresi yapacağız. Hadi mutfağa. Her zamanki gibi sıcak suyumuzu buharda pişirmek üzere hazırladık. Tencerenin içerisinde 2-3 parmak var ve malumunuz olmazsa olmazı ek gıdaya geçişin buharda pişirme süzgeci de bunun içinde. Ben suyu zamandan kazanmak için daha evvelden ısıtmaya başlamıştım zaten. Neredeyse kaynar halde. O yüzden sebzeleri içine koyacağım. Birinde bezelye var, öbüründe de havuç. Şimdi bunları haşlamaya bırakacağız. O arada hemencik bezelye ile ilgili notumuzu size iletmek istiyorum. Malum bahar ayının gelişini müjdeliyor bezelye ve bebeklerin hazmı açısından da çok da uygun. Öyle alerjik bir sicili olan bir sebze de değil. Ama ve lakin top top olduğu için bebeklerin boğazına kaçma riski var. Dolayısıyla ezmek durumundayız. İkinci özelliği de o transparan kabuğu var. O da aynı şekilde yapışabilir. O yüzden de yine ezmemiz önemli diyorum. Ve tencerede bunların yumuşamasını beklemeye çekiliyorum. Az sonra görüşmek üzere. Sebzelerimiz yumuşacık olmuş vaziyette galiba. Şimdi bu işin tehlikeli süzgeç şov kısmına geldik. Bu maalesef birazcık böyle kullanımı zor bir şey gibi. Evet galiba becerdim. Şöyle tutuyorum. Süzgecin içine koyacağım. Neden derseniz tam da o demin bahsettiğimiz transparan bezelye kabuklarından kurtulmak için şöyle hepsini geçirelim buraya. Arkasını döndürmek istemiyordum süzgecin size ama şöyle kolaylık olsun diye. Hatta birazcık da şöyle kolaylaştırmak için suyunu koyacağım üstüne. Evet, şunu kapatmayı unutmayalım. Süzgecimizi şimdilik kenara alalım. Yapacağımız işlem aslında çok kolay bir işlem. Şu şekilde ezerek bezelyeleri ve havucu alt tarafına geçirmek, kabukların da üst tarafta kalmasını sağlamak. Biliyorsunuz eskilerde kaldı artık blender. Blender'la onların hepsi yok olup gidiyordu ama bu pütürlere geçişi çok zorlaştırdığı için baştan çocukları pütürsüz pürelere alıştırırsak diye artık blender'dan tamamen uzaklaşmış vaziyetteyiz. İçinde pütür kalacak gibi çatal yardımıyla ezebildiğiniz kadar ezip geri kısmını da bebeğin halletmesine bırakıyoruz. Ben bunu bu şekilde devam ettireceğim. Size de son halini göstereceğim. Şimdilik veda ediyorum. 7 ayda pek değil ama 8'e doğru yaparsanız zeytinyağında çok az bir çay kaşığı gezdirebilirsiniz üstüne. Tam istediğiniz baharlık ek gıdaya geçiş için harika ikili bir sebze püreniz sizin olmuş olacak. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgili İlker Nebi Mutfak takipçileri, sizin için hazırladığımız bir sürü videomuz var. Hadi abone olun. Bu iki videoyu seyretmek isterseniz tıklamanız yeterli.